Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Elimize şöyle bir Şubat 6 pirinci aldı. Bir bakın. Maşallah. Benim ballı orozumun kızı. Çiğ orozumun, hani saman içilimin kızı daha doğrusu söyleyeyim. Aldık. Kızmesi büyüteceğiz. Yeri gelecek. Bundan da yavru alacağız. Öncelikle tekrar herkes hoş geldi. Yepyeni videoda. Bu video güzel eğitim videosu, yani daha doğrusu hiç kimsenin bahsetmediği devlet sırrı gibi bir sır vereceğim. Bundan bahsedeceğim. Tabii ki sohbetimiz de olacak. Arada paylaşacağım ki videolara böyle eksik dinleyen, atlaya atlaya dinleyenlerin o anı kaçırmasını istediğim için, bize emeğimizin hakkını vermedikleri için öyle bir videonun köşesinde paylaşacağım ki atladığın o bölümü kaçırsın diye. Ha diyorsun ki niyet art niyet mi? Hayır. Biz feste bu soruyu paylaştık. Sorduk ki kendi grubunda paylaştım, bilen olmadı. Feste paylaşayım dedik. Hint tavuğuna baktığımız zaman, özellikle kucağımdaki tavuğa örnek veriyorum. Baktığımız zaman bu tavuğun çok iyi, bak taş kullanan demiyorum, dikkat çekelim. Müthiş taş kullanan, müthiş kalem kullanan yavru verdiğini nereden anlarız diye sordum. Allah'a şükür bir kişi bile bilemedi. Herkesin standart verdiği bir cevap var. Yavrusunu görmeden ne desek yalan olur. Kim söylüyorsa yalan söyler. Onu geç kardeş. Bir. Çoğusunun verdiği cevap işte anne babasını biliyorsak, anne babası taş kullanıyorsa onu da geç kardeş. Öyle bir cevap yok. İşte hepimiz biz şu vardır bak. İnsanları karalamak gibi derdimiz yok. Herkes horoz bakıyor. Herkes bildiği kadar bilgi sahibidir. Lafımız yok, saygımız da sonsuz. Kişilerine saygı duyarım. Ama bir iş yaparken, konuşurken bunun testini, ispatını yapmıyorsan, denemediysen, çabalamadıysan, ulaşmadıysan veyahut da bu hayvanları çözmek için ömrünü harcamadıysan burada susup dinleyeceksin. Bilmiyorsan kimseye de yalancı demeyeceksin. Herkes horoz bakıyor, kabulüm. Herkes bizden tabii çok iyi bakanlar da var. Ama imkanlar doğrultusu fazladır, vardır, ona lafımız yok. Ama bilgi sahibiyle iyi horoz bakma arasında çok fark var. Biz bunu dedik ki binlerce yavru kestik. Denedim de sırf bu, hani bir şeyler öğrenmek için, hani ne akıl alması kadar yavru kestik. Öyle sadece dönsün, satayım veyahut da satışı karşı değilim. Tavuk satana karşıyım, horoz satana karşı değilim. Yeri gelir biz de satabiliriz. Satmayacağız Allah'ın izniyle ama olabilir, satabiliriz. Ama tavuk satana karşıyım. Horoz satana satabilir ama bilmediğin tez hakkında yorum yapmayacağım. Biz sorduk bu soruyu, bilen olmadı. Neyse. Usta diyoruz. Hani sonra gelecek konuya. Usta. Herkesin verdiği işte yavru alırsın, oğlunu görürsün. O zaman anlarsın. Abi. Şimdi usta diyoruz değil mi birbirimize? Ben diyorum, o diyor, o Ali Veli'ye diyor, Veli Hüseyin'e diyor. Mesela böyle usta deyip nasıl anlamı var mı? Ben bu elimdeki tavuğu, dur kızım. Şimdi ben bu elimdeki bu tavuğu çek kızım şöyle. Kaliteli yavru verdiğini kendi yavrusu görüntüye söyledikten sonra acaba biner bende midir yoksa tavukta mıdır? Ustalık bende midir yoksa tavukta mıdır? Size ben soru soruyorum. O tavuk sana o yavruyu gösterdikten sonra evet bu tavuk veriyor dedi ki bu ustalığı nerede kaldı? Kalmadı değil mi? Bunu söylüyoruz. Herkes bakar ama herkes bu tür konuları bilemez. %99'dan fazlası bunu bilemez kardeş. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de 100 orucu var diyelim ortalama. 5 tane adam vardır. Bilemeden 10 tane yoktur. Bir elin parmakları çok nadir geçer. Bilmezler. Herkes çünkü bunun derdi adamda başkadır. Neyse biz konumuza gelelim. Anlatalım. Ben Hint tavuğunu müthiş diyorum. Bak böyle az buz demiyorum. Taş kullanan, kalem kullanan yavru verdiğini nereden anlarız? Tamam bak bu çeker olarak algılamayın. Ben özelliklerine saydım. Ben anlattım damızlık kursuna ne dedim. Tavuğu elime alırım, tüm özelliklerine bakarım, çekerine bakarım. Her şey işaretler çekerini veyahut da inadını büyük elli olduğunu belli eder dedim değil mi? Ne vereceğini. Ama 3 dakika görmem lazım dedim. İşte bak işte o hani biz diyoruz ya bizi kimse çözemeyecek. Beni yine kimse çözemeyecek. Bundan bahsedeceğim ama yine çözemeyecek. O 3 dakika neden gördüğümü işte bu yüzden diyorum. 3 dakika yeterli diyorum. İşaretler hayvanın kalitesini belli eder. Bu dediğim özellik de işte sonuç burada biter.
ne kadar beyin tavuğunu 3 dakika gördük diyelim. Attığın an ne kadar yüksek tokata kalkıyorsa diyorum, bak yüksek uçuyorsa, ne kadar yüksek uçuyorsa o kadar iyi taş vurur. Taş veren yavru, taşını, kalemini kullanan yavru verir. İspatını yanlış diyen adam varsa öyle, bak Feste'de yazdım, ispatlarım bunu. Yazdım 2-3 arkadaşa, ne dedim? Dediğim çıkmazsa kaç yavru büyüttün? 6 yavru örnek veriyorum. Ben 6 tane alır, 6 karşılığını iade ederim. Ama dediğim şekilde yavrular çıkarsa hepsini alırım, bedava alırım. Çıkmazsa bedava verir dedim. Yiyen varsa odur meydan. İddialı konuşuyorum. Aksini ispat eden varsa. Bu kadar net konuşuyorum. Birinin tavuğu ne kadar yüksek attığın tokata kalkıyorsa diyorum, ne kadar yüksek kalkıyorsa o kadar iyi taş vuran ve yavru verir. Örnek veriyorum, attın yarım metre kalktı ama bir de bir metre kalkanı var diyelim. Onun verdiği taş kulağına, bunun verdiği taş kulağına arasında uçurumlar kadar fark olur. Bir de bir özellikten daha bahsedelim. Ne diyelim? Şundan bahsedelim. Diyelim ki yani atmadan nereden bileceğiz? Oraya da geleceğim şimdi size. Onu bunu da, burasını da iyi dinleyin bakın. Onu bunu Ali Veli her zaman ne söyledim yıllardır, boş verin siz onu. Bana güvenciniz varsa bu adrese gelin ama hakkımızı da verin. Bir beğeni atın, bir yorum atın. Uzun zamandır 25-25 yazıyordum, bunları bahsetmedim ama bir atın kardeş. Bir yorum yazmak size zor gelmesin. Bir beğeni atmak, bir okey tuşuna basmak size zor gelmesin. Bu da bu emeğe saygısızlıktan başka hiçbir şey değildir. Kimse kusura bakmasın, bunlar devlet sırrıdır. Bilen yoktur, yok diyecek kadar azdır. Bilen de zaten kimseye vermez bu bilgileri, anlatmaz hiç kimseye. Biz anlatıyoruz ve karşıda anlatıyoruz. YouTube'un verdiği parayla bunlar anlatılmaz kardeş, kimse de kusura bakmasın. Ama dedik ki herkes bilerek, öğrenerek yapsın. Ama niye söyleyeyim, aklının ucundan fesatlık, hainlik kimin geçiyorsa zaten ben ne anlatsam anlatayım istediğini bulamayacak. Her sene pazarcı olacak. Her sene alacak veya satacak. Veyahut da istediğini çıkaramayacak. Veyahut da ölecek ve bir iş başına gelecek. Kalbinden ve aklından niyeti bozuk adam benim dediklerimi istediği kadar öğrensin, ben rahatım. Etrafımdaki insanlardan görüyorum. Hiç kimse yerin, herkes yerinde sayıyor. Bu kadar net konuşuyorum. Art niyet olmasın. Helaliyle, hakkıyla yapın bu işi. Dediklerimi uygulayın. Bakın neler çıkaracağınızın farkına varacaksınız. Ne dedik? Göstereyim size. Bir Hint tavuğu atmadan nasıl anlarız? Ne kadar çok parmaklarının, bak tırnaklarının üstüne yakın yürürse bir Hint tavuğu, o kadar yüksek uçan yavru olur. Bir Hint tavuğu bu şekilde basar. Değil mi? Tabanla basar. Arka tırnağı yerine değer. Bak bastığı zaman arka tırnak yere değer. Bazı Hint tavuklarında basar, arka tırnak hafifte yerden ayakta kalır. Bunun verdiği yavruyla bunun verdiği yavru arasında çok fark vardır. Bak çeçer olarak yine algılamayın bunları. İnat kaçmaz demiyorum size. Bu özellikler olduğu sürece bunun ekstrasıdır. Veyahut da tırnakların üstüne kalktığı zaman adımını bastı. İyi bakın bak buraya. Adımını bastı. Kalkarken bak bazı tavuk bu şekilde kalkar, bu şekilde basar. Bazısı bunları parmağının ucuyla kalkar. Fark burada. Ha, saçma gelebilir. Ben bunu testini yaparak söylüyorum. Anlatıyorum sana. Belki bu testi ben ispatlaması için belki 100 yavru kestim. İnanın veya inanmayın. Şu ana kadar yeterimin ne kadar doğru çıktığının az çok farkına varanlar var. Burada yazmayabilirler ama bana üzerinden yazanlar var. İşte grupta yazanlar var. Bilmem vesselam vesselam vesselam. Bu iş bu kadar basit. Yine diyorum, usta dediğiniz adam bir tavuğu çıkmadan yavrusunu ne verdiğini bilmiyorsa o adam usta değildir. Anlatıyoruz. Siz dinleyin. Ne kadar oldu? Neyse videomuzu kapatalım. Bir dahaki sefere de Hint tavuğun katılığı hakkında bahsedeceğim. Eğer bu videoda izlenme sayısının yarısı kadar like veya yorum olursa bir dahaki videoda bunu paylaşacağım. Diyeceksin ki bu şart değil. Abi ben de benim izlendiğimi, hakkımın verildiğini görmem lazım ki size. Yoksa like atmam bana artı kazanç, artı şey değil. Beni bu emeğin hakkını verdiğinizin ispatı olsun. Lütfen sizden bir ricam. Verin. Bir de
sizden şunu bahsedeceğim. Bak daha böyle bu konular hakkında daha ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz. Daha güzel videolar çekeceğiz. Ama siz de tanıdığınız varsa horozcu, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz ve şu, ben buna platform diyorum benim kanalım için. Artık şu abone sayımızı biraz yükseltmemiz gerekiyor. Bazı özel konulardan da bahsedeceğiz horozculuk hakkında ama bahsedemiyoruz. Platform olması lazım ki icraatımız fazla olsun. Biraz daha horozculuk hakkında faydamız olsun etrafa karşı. Varsa bu sizden ricam. Yani bir kişi, üç kişi oraya abone yapsa, kaç abone varsa bu kadar sayısını düşünebiliyor musunuz? Bu şu anda 15 bin. Ya bunun 100 bin olması benim önemli değil. Her zaman söylemişim. İzlemesi önemli değil. Ama nedir? Platform ne kadar büyük görünürse o kadar çok konuları rahat veyahut da devletin ulaşabileceği konulara geleceğimize inanıyorum. Yanlış düşünebilirim. Onu bilemem. Ama öyle inandığım için diyorum ki ne kadar yüksek olursa sesimizi daha iyi duyurabiliriz diye maksadım bu. Neyse. Bir de dur kızım. Bir dahaki videomuzda Pink Tavuğu hakkında bahsetmemi daha ayrıntılı şeylere gireceğim. Katılık nasıl anlaşılır? Vereceği yavru veyahut da şöyle anlatayım size, bir sürpriz yapalım. Yine söylüyorum, bu videomuzda like eğer izleme sayısının yarısı, yorum eğer 1000 yorum olursa söz veriyorum bir dahaki sefere Hint tavuğunun sistemini attığım zaman ne sistemde horoz vereceğini nasıl anlarız diye bu konudan bahsedeceğim ama dediğim olursa, olmazsa bahsedeceğim, kimse küsürmesin. Yazan arkadaşlar da milleti teşvik etsin. Daha iyi konuları öğrenelim, paylaşalım, herkese bilsin. Bu da benim Şubat 3 yavrum. Tüyü değil şimdi, elde fazla durmuyor. Fırça fırça horoz tüyünü diziyor. Allah muhafaza. Kör oğlumun oğlu. Kör horozum, ölen horozumun oğlunun oğlu. Kısmetse tavuk buna babasına çektirmiş. Bunları da körün oğlunun kopyasını vermiş. Bakar mısınız ya? Gel oğlum, gel. Şimdi tüydeler. Görüyor musunuz? Körün oğlunu görenler varsa. Gel başım. Hala bunlar ikizi olacaklar, ikizi. Bak bir tavuk kendi tarafını vermiş, bir de babanın aynısını vermiş. Ne dediğimi bir dahaki videoda bunu paylaşalım. Herkes öğrensin, millete kulak asmayalım. Ne dedim? Satış başkasında olsun, öğretme bizde olsun. Öğrenmenin adresi de burası olsun, burada öğrensin diye istedim. Yolumuza devam edelim. Herkesten rica ettiğim konuları bize yardımcı olalım. Bir dahaki videoda yine söylediğim gibi unutmayın. Bir yorum eğer izleme olursa, like veyahut da bir yorum olursa söz bir dahaki bir tavuğu baktığımız zaman nasıl sistemde yavru vereceğini, tabii ki neslini biliyorsak, zaten babasını biliyorsak biliyoruz bunu ama bilmediğim tavuğu nasıl anladığımızı, neyine bakmamız gerektiğini ben size anlatacağım. Hakkınızı helal edin. Kimseye hatamız, kusurumuz olduysa her videomu söylüyorum. Herkesten sonsuz kez özür diliyorum. Biz burada öğretmek için varız. Bunu, bu işi, bu hayvanları herkese öğreteceğim demişim. Öğreteceğim. Yoluma devam edeceğim. Ama sizden de hiçbir faydanız yoksa bu tür faydanız olsun. Platform büyüdükçe daha güzel konulardan bahsedelim. Yani hiç olmazsa göreceksiniz. Şimdi her şeyi açtırmak istemiyorum. Öyle yapalım. Neyse kardeşler. Hakkınızı helal edin. Selametle kalın.